Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizler için harika bir tarif hazırlayacağım. Görmüş olduğunuz görüntüsüyle muhteşem, lezzetiyle bir başka kabak mücver yapacağız. Hemen hemen herkes kabak mücver yapıyor diye düşünmeyin. Bunun tarifi bir başka, değişik, çok fazla yağ çekmeyen, dışı çıtır çıtır bir kabak mücver. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Hep birlikte öğrenelim. Bunun için 2 adet burada kabaklarımı rendeledim. Biraz büyük benim kabaklarım. Biraz çok çene oldu. Rendelediğim kabakları ilk olarak sularını şu şekilde sıkıyoruz. Bolcana hiç kalmayana kadar başka bir kabak koyacağız. Çünkü çok fazla su salacaktır bunlar. Çok fazla suyu iyi olmuyor. Bu şekilde sıkalım. Zaman kazanmak açısından daha önceden rendeledim, hazırladım kabaklarımı. Evet, gördüğünüz gibi suyu bayağı bir çıktı. Bu şekilde suyunu sıktık. Çekelim şimdi bu tabağımızı kenara. Evet, kabak mücveri hazırlayacağız. İlk olarak bir adet yumurta kırıyoruz. Nane, istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tuz, kırmızı pul biber, biraz acı, çok fazla sevmeyeceğim. Çocuklar yiyemez çünkü. Biraz karabiber, göz ayarı. Şimdi hep birlikte şöyle bir karıştıralım. Elimizle birbirine iyice yedirelim malzemelerimizi. İyice karıştırdık. Karabiber biraz burnuma gıcık yaptı. Her an hapşırabilirim. Üzerine biraz karbonat katacağız. Bu karbonat mücverimizin daha çok kabarmasını sağlayacak. Şöyle. Çok fazla olmamak kaydıyla. Evet. Ne kadar kattık derseniz bir tatlı kaşığı karbonat kattım. Tekrar karıştırıyoruz ve yine bakın kabuğun hala suyunu salıyor. Şimdi üzerine yarım su bardağı unum var. Unumu ilave ediyorum. Bu unu fının fazla suyunu toplayacaktır. Tekrar elimizle karıştırıyoruz. Çok fazla yağ çekmeyen bir kabak mücver yapacağız. Evet. Evet, şimdi kabak mücverlerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle elime alıyorum. Ne kadar suyunu sıksak tekrar salıyor. Burada benim galeta unum var. Galeta unumun içine atıyorum. Her yerine gelecek şekilde galeta unu serpiyorum. Bakın fazla suyunu, galeta unu hemen çekti. Tekrar aynı işlemi uygulayarak mücverimi hazırlıyorum. Galeta ununda dağılmayan çıtır çıtır bir mücver yapacağız. En fazla yağ çekmeyecek. Aşırı yağlı olmayacak. Bu şekilde galeta ununa bandırarak mücverlerimi hazırlıyorum. Çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Bakın. Toparlanması için biraz da sıkabiliriz. Bu şekilde mücverlerim hazır olmuş oluyor.
Evet, kabak mücverlerimi hazırladım. Size göstermek istiyorum. Bakın. Fazla suyunu galeta otomatik olarak çekti. Yağda da fazla yağ çekmeyecek. Ocakta da. Çok lezzetli bir mücver olacak. Hemen pişirme aşamasına geçelim. Yağımızı dökelim. Pişirmeye başlayalım. Ocağa koyduk. Pişireceğimiz kaba. Tencere, tava, her şey olabilir. İçine şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ döktüm. Çok değil. Şimdi yağımın iyice kızmasını bekliyorum. Çok kızması gerek. Yağımız kızdı. Şimdi hazırladığımız kabak mücverleri içine yavaş yavaş atacağız. Şöyle. Elimizle bırakıyoruz. Daha şekil vermek isterseniz elinizde biraz şekil de verebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Bakın ellerimiz hiçbir şekilde batmıyor. İçine koyduğumuz galeta unu otomatik olarak fazla suyunu çekiyor. Mücverlerimizi şimdi kızartacağız. Yine de dikkatli koyun elinizde koyarken. Yağ sıçratmayın. Kendinizi yakmayın. Her yerine tencerelerimi dolduruyorum. Evet, mücverlerimiz ocakta şimdi pişmesini bekliyoruz. Biraz kızarması gerek. Şöyle bir tanesini deneyelim. Bakın, nar gibi kızardılar. Bu şekilde hepsini kızarmasını bekleyeceğiz. Dikkatli bir şekilde çevirelim ki parçalanmasın. Bakın çok güzel kızardı. En fazla da yağ çekmiyor. Bu şekilde hazırlarsanız mücverlerinizi çok lezzetli olacaktır. Yavaş yavaş çevirdim hepsini. Şurada kaldı 4 adet mücverim benim. Onu da pişirip hepsini servis tabağına koyacağım. Servis tabağına koyarken şöyle bir kağıt serin, kağıt peçete. O şekilde koyun içine. Fazla yağını kağıt peçete alacaktır. Bakın nar gibi kızardı ya. Süper oldu. Çevirme zamanımız gelmiş, alma zamanımız. Derli toplu çok güzel kabak mücverlerimiz oldu. Çıkaralım bunları gayrı oldu. İç çevirdiklerimizi. Çok az. Bir dakika daha dursunlar. Hepsini çıkaracağım. Tamam, bunlar olmuş. Şimdi kalan diğer mücverleri de içine koyalım. Bunları da kızartalım. Misler gibi bir koku sardı. Baharatların kokusu yayıldı. Bir taraflarını kızarttım. Şimdi diğer taraflarını da kızartayım. Ocağı kapatacağım. Gördüğünüz gibi yağı hiçbir zaman
Çok fazla çekmedi. Olduğu gibi hemen hemen çoğu duruyor yani. Çok az bir yağ pişti. Bunun da sebebi galeta unu. Çünkü köftelerimizi galeta ununda dolaştırdık. Bu da yağını çekmesini engelledi. Ocağımı kapattım. Şimdi servis aşamasına geçelim. Evet, kabak mücverlerimizi şimdi servis tabağına alacağız. Çıtır 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 susun duyarsanız şu anda inanın çok lezzetli. Evet, mücverlerimi servis tabağına koydum. Şimdi şöyle bir yoğurt kasesini servis tabağının orta yerine koyuyoruz. Bir taneyi koymadım ki üçer üçer hepsi aynı eşit olsun diye. Kabak mücverimiz hazır. Mücverimizi daha da güzel hale getirmek için ne yapabiliriz? Biraz turşularla süsleyebiliriz. Nasıl yapalım? Şöyle şunun üzerine bir kırmızı biber turşusu. Şuralara yeşillik turşularından şöyle havuç koyabiliriz. Bu şekilde de görüntüyü daha da güzel hale getirebilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Şöyle bir daha koyalım. Bunlar turşu. Bakın bu şekilde de görüntüyü çok daha çekici bir hale getirdik. Umarım kabak mücver tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler abone olup beğendikçe yemek tarifleri kanalımız daha da büyüyecektir. Bunu unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Sizler için bugün yine harika bir tarif ile geldim.